Değerli takipçilerimiz, herkese hayırlı akşamlar. Bir başka canlı yayında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün duyurumuzu yapmıştık sabah saatlerinde. Türkiye saatleriyle alakalı bir canlı yayın yapmak istedik. Biliyorsunuz 2 gün önce bir online kayıt formu çıktı ortaya Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Ve 15 Mart itibariyle bu formu doldurmamız gerekiyor eğer Türkiye'ye gitmek istiyorsak. Bu konuyla alakalı Rota Travel Ajanta sahibi Enes Demir Bey ile birazdan detayları alacağız. Ondan önce biraz bekleyelim. Takipçilerimiz yayınımıza gelsin. Çok sayıda soru geldi sizlerden. Onları not aldık. O soruları da cevaplandıracağız. Eğer ki sorularınız varsa bize canlı yayında yorum alanına yazabilirsiniz. Oradaki soruları da cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi bu süre zarfında ben Rota Travel acenta sahibi Enes Bey'in isteğini şu an göz atayım. Geldiği anda yayına bağlayacağım kendisini ve kendisiyle yaklaşık bir 15-20 dakika bu konuyla alakalı konuşacağız. Şu anda sadece Instagram'dan canlı yayındayız. Facebook'tan canlı yayında değiliz fakat yayından sonra bu yayınımız hem Instagram'da olacak hem de Facebook'ta olmuş olacak. Eğer ki Facebook'ta daha sonradan sorular gelirse Facebook'taki canlı yayın değildir. Onun duyurusunu da buradan yapmış olalım. Ve şu an için bakalım Enes Bey'in gelmiş mi? Evet, şu an bakalım bağlantı olacak mı? Şu an kabul ettim. Enes Bey merhabalar. Merhabalar Emre Bey. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Sesim iyi geliyor değil mi? Evet, net duyuluyor. Benim sesim de iyi geliyordur umarım. Katılımcılara da Rota Travel'dan 10. Viyana'dan selamlar. Evet, sizin de sesiniz bana gayet iyi ulaşıyor. Büyük ihtimalle takipçilerimiz de ulaşıyordur. Şu an bir görüntüyü bir ayarlamaya çalışıyorum. Bir saniye. Evet, yayının başında duyurumuzu yaptım. Soruları sizde de sorular vardır. Büyük ihtimal sizin Evet. sayfanızdan gelen. İsterseniz kısa bir online form hakkında bilgi verelim. Daha sonrasında da sorulara geçelim. Tabii şimdi Türkiye'ye bundan 15 Mart itibariyle dünyanın hangi ülkesinden giderse gitsin yolcular mutlaka online olarak formu doldurmak zorundalar. Bu online formu biz biyomuzda, durumumuzdaki linkte belirttik. Tabii sizler de aynı şekilde belirttiniz. Bunu resmi olarak Büyükelçiliğimiz, konsolosluğumuz duyurdu birkaç gün önce. Haliyle yolcuların kafasında hemen belli sorular oluştu. Tabii bunları bugün yanıtlayalım. Onları bütün vatandaşlarımızın aklındaki soruları gidermek adına ben paylaşayım. Biliyorsunuz ki önceden Türkiye'ye girişlerde gerek uçakta gerek sınır kontrolünde kağıt bir form veriliyordu. Ve gidilecek adres, uçak bilgisi, hatta uçaktaki koltuk numarasına kadar o kağıt formu doldurarak vize giriş kapısındaki polis ve pasaport kontrolüne onu teslim ediyorduk. Dünyanın birçok ülkesi bunu çok uzun zamandan beridir, yani yaklaşık 5-6 aydır online olarak yapıyordu. Tabii ki kağıt işinin zorluğunu ülkemiz fark ettiği için ve HES kodu insanlar gittiği zaman ülkemizi ziyarete bu HES kodunu da alabilmeyi biraz daha kolaylaştırma adına 15 Mart itibariyle, hatta bugün uçak bileti alanlar varsa 15 Mart'a gidecek olanlar, onlara da duyurumuz olsun. Mutlaka doldursunlar çünkü bu formu doldurmadan ülkeye girişler imkansız hale gelecek. Şimdi artık önümüzde bir kayıt formu var. Bu kayıt formunun bilgilendirici bir şekilde biz sayfamızda paylaşacağız nasıl doldurulduğunu. Ve acentamızdan bilet alan herkesin de otomatik olarak zaten kayıt formunu doldurarak Türkiye'ye uğramış oluyoruz bu süreçte. Evet, bu online kayıt formunu zaten Rota Travel sayfası kendi storiesinden paylaştı. Enes Bey'in dediği gibi. Aynı zamanda bu forma mediaavusturya.at adresinden de ulaşabilirsiniz. Çok basit bir formula. Ben kısa olarak neler doldurulacak bir geçeyim. Daha sonrasında detaylarına gireriz. Herkes doldurması gerekiyor. Yani bebek olsun, çocuk olsun, Türk vatandaşı olsun, Avusturya vatandaşı olsun hepsi. Herkes Türkiye'ye giderken 72 saat öncesinden doldurabilir. İsim, soy isim girilmesi gerekiyor. Cinsiyet, önemli nokta ise pasaport numarası. Pasaport numarası böyle eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekiyor.
Çıkış ülkesi yani Avusturya, bizim konuşacak olsak Avusturya'dan girilmesi gerekiyor. Uyruğunuz ve en önemli noktalardan biri de giriş türü, karayolu, hava yolu ve deniz yolu, bunu da belirtmemiz gerekiyor. Ve daha sonrasında e-posta olsun, numara olsun ve Türkiye'ye gideceğiniz tarihi de belirtmemiz gerekiyor. Ve daha sonrasında size e-postanıza veya telefonunuza otomatik olarak bir HES kodu geliyor. Bu HES kodu aynı zamanda çıktıdan da alabilirsiniz ya da elektronik olarak telefonunuzdan direkt gösterebilirsiniz. Böyle bir değişik bir rakamlar gelmiş oluyor. Yani böyle isimli değil, harf, rakam karışımı bir kod gelmiş oluyor. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Şu anda bakıyorum, başka sorular henüz daha gelmedi. Ben soruları burada hazırlamıştım. İlk soruma geçeyim isterseniz Enes Tabii. Bey. Bu online form başta da dediğiniz gibi başka ülkeler yapmıştı, şimdi Türkiye'de geçti. Peki bu HES kodu tam anlamıyla ne oluyor? Bu daha önce de vardı geçtiğimiz yaz döneminde, fakat şimdi yeniden ortaya çıktı. Bunu bir kısa anlatırsak çok iyi olur. Tabii HES kodunu alan kişiler bir şehirden başka bir şehire gittiği zaman temas ettiği kişiler, gitmiş görüşmüş olduğu kişilerin tamamında şu anda Türkiye'de hemen hemen herkeste HES kodu var. Temas ettiği kişileri sayıyı belirtiyor. Yani bir yolcu eğer yolculuk esnasında, seyahati esnasında korona hastalığına yakalandığı zaman temas ettiği kitleyi daha çabuk bulabilmek ve onları hemen izole etmek adına, kontrolü sağlamak adına HES kodu alınıyor. Bir nevi bir sağlık takibi olarak bilinmesi gerekiyor bunun. Yani HES kodu demek eşittir sağlık takibi. Arka planda bu konuda kimlerle temas ettiğimiz, nereye gittiğimiz ve hastalık durumunda bunun kimlere bulaştırabileceğimiz riskleri var ve bu anlamda HES kodu şu an Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde alınıyor, veriliyor. Avusturya'da da malum ülkeye girişlerde bir online form dolduruluyor. Bu da birbirine benzer aslında. Yani Avusturya biliyorsunuz 12. aydan bugüne kadar şey vardı. Havalimanında da doldurulabiliyor, uçakta da veriliyor, kağıtla da. Ama online olarak da doldurulduğunu biz buradan ilan etmiştik sayfamızdan. Buna benzer bir şey bir yönüyle ülkeye girişlerde oluşabilecek bir hastalık durumunu daha iyi izole etme ve kontrol altına almak için bu HES kodunu gidecek yolcuların alması gerekmekte zorunlu bir durum bu. Evet. Bir diğer soru ise, biliyorsunuz daha önce de HES kodu almış olanlar var. Bu HES kodu almış olanlar tekrardan kayıt olması gerekiyor mu? Yok. HES kodunun belli tarihleri oluyor Emre Bey. Mesela bazı HES kodları var 1 aylık, 3 aylık, 1 yıllık şeklinde. Mutlaka bunu almaları gerekiyor. Çünkü bu yeni bir kod olmuş oluşuyor. Yani rahatlıkla bir şehirden bir şehire gidecekleri zaman yolcuların tamamında bu HES kodunun ve giriş online formunun doldurulmuş olması, eksiksiz doldurulmuş olması gerekiyor. Peki bu HES kodu Türkiye'de tam anlamıyla nerelerde soruluyor? Bildiğim kadarıyla AVM'ler girişinde, böyle yoğun, insanların yoğun olduğu yerlerde galiba soruluyor polisler tarafından. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de renklendirme kategorisine geçildi. Güneydoğu bölgesi ve Doğu bölgesinin birçok ili şu anda daha düşük korona riskinin bulunduğu bölgeler olarak ilan edildi. O bölgelerde çok fazla olmuyor. Biz de bu ay sonunda nasip olursa Güneydoğu turuna gideceğiz ve bir denememiz olmuş olacak 30 kişiyle. Daha yoğun olan büyük şehirlerde alışveriş merkezleri, devlet daireleri, gidilebilecek olan müzeler, çeşitli kalabalık ortamların oluşmuş olduğu mekanlarda HES kodu isteniliyor. Bazı ülkelerde bu formlar biliyorsunuz Avusturya'da bundan bir 5-6 ay önce restoranlarda uygulamaya çalıştı ama maalesef o dönem içerisinde pek bir verim elde edilemedi. Restoranda form dolduruluyordu. Gelen kişiler yemek siparişi ettiği esnada bir yandan da formu doldurarak orada bir şeye geçmiş oluyordu. Kayıda bunu tahmin ediyorum ki Nisan ayının ortalarına doğru Avusturya'da da aynı şekilde yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü dünyada artık koronayı daha iyi bir şekilde kontrol altına alabilmek, takibini daha rahat yapabilmek. Çünkü dünyanın her yerinde çok ciddi bir sorun haline geldi bu durum. Ve ciddi manada kontrolü için bugün devletler büyük bir mücadele veriyor. Aşı olsun, yapılan çeşitli kısıtlamalar olsun. Bunlar hepsi bizlerin sağlığı için. Ortada böyle bir hastalık var. Yani hiçbirimiz asla bu durumu küçümsemiyoruz. Çünkü vefat eden tanıdığımız, yakınlarımız var bununla Evet. alakalı.
Ve biz de buna göre bu devletlerin almış olduğu kararlara azami ölçüde dikkat edip, riayet edip bu koronavirüsün, korona salgınının önüne geçmeyi insanlık olarak hepimize düşen görevler neyse yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki seyahatler geçmiş yıllardaki gibi rahat değil. Önceden Emre Bey malumunuz bir uçak bileti alıp pasaportumuzla dünyanın birçok bölgesine giderken bugün Aynen öyle. test yaptırıyoruz, ekstra bir form dolduruyoruz, uçağa binince maskeyle biniyoruz, indiğimiz ülkede bir kayıt yapmamız gerekiyor. Dönüşte de yine aynı prosedürler var. Haliyle şu anda bu canlı yayını takip eden ve sonra izleyecek olanlar için bu biraz yorucu gelebiliyor. Buna alışkın değiliz. Yani tam bir yıl önce bugün dünyada çok şiddetli bir seyahat kısıtlaması başladı. Ben durumları kontrol ederken gözüme çarptı. Bugün bir bildirim gelmişti. Geçen yıl tam bugünlerde dünya genelinde hemen hemen birçok ülke birbirine sınırlarını kapattı. Uçuş hava Evet. yolları bir şey gerçekleştiremedi. Bir yıla yakındır bu durum bu şekilde. Ama yavaş yavaş gözlemlediğimiz, yani bir seyahat acentesi olarak sık sık yolcularımızla muhatap olan ve onların sağlıklı bir şekilde gidip sağlıklı bir şekilde dönmesini arzu eden bir şirket olarak biz her zaman şunu gözlemliyoruz. Geçmiş yıldan bugüne kadar insanlar biraz daha fazla bu konuyla alakalı bilgilendi, bilinçlendi ve herkes kontrolü alabilmek için bu koronavirüsün bizim önümüze geçmemesi adına üzerine düşen görevi yapıyor. Ya, devletler de buna göre önlem alıyor. Türkiye'de bu online kayıt formunu getirdi. Önceden havalimanında kağıtla doldurduğumuz formu şu anda rica ediyoruz. Unutmasınlar, uçuştan 72 saat önce doldurmaları gerekmekte. Çünkü şayet doldurulmadıysa uçuşları gerçekleşemiyor yolcuların. Böyle bir zorluğa düşmemeleri adına kendilerine öncesinden hatırlatma yapalım. Biz sık sık hatırlatacağız. Aynı zamanda bir uçak biletlerini acentamızdan alan her yolcumuzun da otomatik olarak kayıt formlarını yapıp ellerine teslim edip uğurlamış olacağız kendilerini. Bize bir soru gelmişti. Ben hemen onu hızla Tabii ki. cevaplayayım. Özelden bu yaz Türkiye'ye gidişler nasıl olacak? Yani Türkiye'ye geçen yılki gibi gidiş gelişlerde zorluklar olacak mı uçak biletleri konusunda? Şu anda hiçbir uçuşun iptali söz konusu değil. Yani pandemi süreci malumunuz devam ediyor ama hiçbir uçuş iptal olmayacak. Uçuşlar normal seyrinde devam edecek. Yazın da devam edecek. Yani geçen yıl hemen hemen %90 gidilememişti, ziyaret edilememişti. Kimileri vatan hasretiyle memleketini, ailesini göremedi. Ama bu yıl uçak biletlerini alabilecekler. Rahatlıkla alabilmelerini, eğer gitmeleri gerekiyorsa tabii planlama konusunda dikkatli olmalarını öneriyoruz. Çünkü eskiden 3 hafta izni vardı buradan gidecek olan bir kardeşimizin, gurbetçinin. Şimdi o 3 haftanın bir 5 gününü, 10 gününü döndükten sonra karantina veya hastalığa eğer yakalanırsam o duruma göre kendisini ayarlayarak, yani eskisi kadar belki uzun soluklu bir tatil olmayacak birçok kişi için. Ama geniş seçenekli uçak biletleri var, kolay iptal hakkı var, tarih değiştirme hakkı var, esnek bilet imkanları var. Bununla alakalı buraya gelen, acentamızı ziyaret eden hafta içi saat 9 ile 3 arası yolcularımızı detaylı bilgilendiriyoruz. Bu anlamda tekrar belki yayına şu anda girmiş olanlara söyleyelim. Tekrar online formuyla alakalı çok kolay doldurulabilen, herkesin bizim şu an durumumuzda, sizin de aynı şekilde sosyal medya hesaplarınızda var. Herkesin kendisinin çok kolay doldurabileceği bir sistem. Kağıtla dolduracağımız formu online'a getirdiler. Bir yönden bizim işimizi aslında kolaylaştırdılar. Yani uçakta kağıtla inince sınır kontrolünde ekstra bir işle uğraşmayacağız. Gitmeden formlarımızı doldurup ister telefonumuzda, ister tabletimizde, istersek de fotokopi makinesinden onun çıktısını alarak geçişlerde polise göstererek, Türk polisine göstererek girmiş olacağız ülkeye. Evet. Evet. Ben tekrardan yine bir kısa bir özet geçeyim. Yayınımıza yeni katılmış olabilen takipçilerimiz vardır. 15 Mart itibariyle geçerli bu form ve online olarak doldurulması gerekiyor. mediaofficer.at adresimizden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Rota Travel Official Instagram sayfasından da story bölümünden forma ulaşabilirsiniz. Çok basit bir şekilde dolduruluyor. İsim, soy isim, cinsiyet, pasaport numarası, e-posta, telefon, çıkış yapılan ülke yani Avusturya,
Giriş türü olarak kara veya hava yolunu seçmeniz gerekiyor. Nasıl gidiyorsanız. Ulaşım şirketinde belirtebilirsiniz. Hava yoluyla gidiyorsanız Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun. Giriş tarihinizi belirtmeniz gerekiyor. Daha sonrasında sizin telefonunuza bir PDF düşüyor. PDF'te de HES kodu olacak. Ve bu HES kodunu Türkiye'de polisler istediği zaman girişte olsun, gezdiğiniz yerlerde olsun göstermeniz gerekiyor. Bu PDF'i ya elektronik olarak gösterebilirsiniz ya da yazıcınızdan çıkarabilirsiniz. Öyle de gösterebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes için geçerli bu durum. Yani Türk vatandaşı olsun, Avusturya vatandaşı olsun, bebek, çocuk, yetişkin herkes için tek tek doldurulması gerekiyor. Az önce bir soru gördüm. İşte o HES kodum var tekrardan gerekiyor mu diye. Evet, tekrardan doldurmanız gerekiyor. Size yeniden bir HES kodu verilmiş olacak. Onu da böyle cevaplamış olalım. Bir diğer sorulara geçecek olursam çok sayıda soru geldi bu uygulama ne kadar sürecek diye. Maalesef şu an için tarih belirtilmedi. Yani tahminimce Enes Bey belki daha iyi biliyordur. Yaz aylarında da bu uygulama gerçekleşecek büyük ihtimalle. Tabii. Yani daha uzun süreceğini, yani böyle 1-2 ay sonra bitebilecek bir şey değil. Yani pandemi sürecinin sonlarına kadar bence online kayıt formları birçok ülke tarafından girişlerde mecburi olarak getirilecek. Bu hemen bitecek bir durum değil. Yani Evet. malumunuz geçen yıl başladı ve hala devam ediyor. Belki birkaç yıl daha önümüzde böyle bir süreç olmuş olacak. Biz bunu dediğimiz gibi hani elimizden geldiği kadar alınan kararlara dikkat ederek aşmaya çalışacağız. Umarız bu şu anda hasta olan ya da hastalığa hiç kimsenin şey olmasını istemiyoruz ve hasta olanlara da Allah'tan şifa diliyoruz. Amin. Zorlu bir süreçteyiz ve bu süreçte haliyle az önce de belirttiğimiz gibi bir yerden bir yere gitmek eskisi kadar kolay değil, zor. Ama biz öncelik olarak şunu söyledik. Viyana ailesi diye baya bir sitem eden, yazılar yazan bir grup, şey var. Biz Türkiye'de şu anda karantinanın uygulanmadığı ve Türkiye'de güvenli bölge olarak, ülke bazında güvenli bölge olarak ilan edilen Güneydoğu bölgemize gitmiş oluyoruz. Yani seyahat anlamında bir kısıtlamanın olmadığı bir bölgeye gidiyoruz. Ve tamamıyla bütün önlemlerimizi alarak, bütün dikkat yolcularımızın hepsinin sağlığına dikkat ederek yola çıkıyoruz. Zaten gitmeden önce testlerini yaptırıyor. Dönüşte de herkes testlerini yaptırıyor. Bunu isteyenler gönüllü yapıyor. Yani kimse turlarımıza zorla gelmiyor. Aynen Herkes öyle. çok sıkıldı, çok bunaldı ve gezmek de insanların bir yönüyle hakkı. Bu anlamda o hakkı kendinde görenler var, görmeyenler var. Bizim kapımız her zaman diyoruz, iyi günde, kötü günde herkese açık ve biz burada seyahat anlamında herkesin işini kolaylaştırmak için varız. Bu anlamda PCR testiyle alakalı çok fazla soru geldi. Aynen, onu da TCR geçecektim. testini şu Evet. anda buradan Türkiye'ye gitmeden mutlaka 72 saat öncesinde yaptırmanız gerekiyor. Önemli bir şey söylemek istiyorum. Ona lütfen dinleyen ve bundan sonra dinleyecek olacak kişiler de dikkat etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Viyana'da birçok noktada test merkezleri var. Ve bunlardan bir tanesi, birçoğunun da bilmiş olduğu bir yer, ücretsiz test yapıyor. PCR testini ücretsiz yapıyor. Tabii orada testlerin kimisi 24 saatte gelirken kimi 3-4 günü bulabiliyor ve yolcular uçağını kaçırma ya da zor durumda kalmış oluyor. Sizin bedava yaptırmış olduğunuz test merkezindeki testin garantisi yok. Her zaman daha dikkatli olmak için mutlaka acentanıza veya yakınınızda bu tecrübeyi yaşamış olan kişilere sorun. Çünkü biz bu hafta bayağı bir yoğun bir şekilde bunu yaşadık. Bedava test yaptırılan yerlerde uçuştan yaklaşık olarak 6-7 gün sonra testlerin geldiğini söylediler. Bunun için hızlı ve kolay test yapan yerler var. Fiyatlar ilk aşamada yüksek, yani 180 euroydu. Sonra 120 euroya düştü. Şu anda 50-60 euroya kadar düştü. Umarız hiçbir zaman, yani bu salgınlar biter ve testsiz gideriz, ama şu anda böyle bir mecburiyet var. Bununla alakalı da gitmek isteyenler varsa bizler hem güvenli hem hızlı gidilebilecek test merkezlerinin adreslerini yolcularımızın dışında da bize yazanlara göndermiş oluyoruz. Yani bunu asla sırf yolcularımıza özel bir durum gibi kimse algılamasın. Yolcularımızın dışında da bize özelden soranlara test merkezlerinin uçuş ayrıntılarını, bilgilerini veriyoruz. O işte Donayinzer'deki bedava test yapılan yerle alakalı söylüyorum.
uçuş saatine yetişmediği için birçok kişi mağdur olabiliyor. Yine herkes gitmeden önce hızlı PCR testi yaptırabilecek bir noktaya başvurursa daha iyi olur. Buradan gidince uçağa binmeden önce PCR testi olmadı mı uçağa alınmıyor. Türkiye'den de buraya dönüşlerde PCR testi olmadan da uçağa binilebiliyor. Buraya inildiği vakit burada test yaptırıp karantinaya giriliyor. Biliyorsunuz ki 5. günde bu testi yapıyorlar. Ve 5. günün sonunda eğer negatifse ki umut ediyoruz kimsenin pozitif çıkmasın. Bütün karantina süreci sona ermiş oluyor. 5. günden sonra devam etmiş oluyor. Bu şekilde iş yeri olanlar çok yoğun bir şekilde soruyor. İş seyahati için gidiyoruz. Bu anlamda biz iş için gittiğimizde döndüğümüzde karantinaya giriyor muyuz? İş için gidenlerin kendi işlerinin sebebini belirtmeleri doğrultusunda bir karantina söz konusu değildir. Evet, bu Dönüşte. PCR testle alakalı ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bizim sayfamıza da çok sayıda soru geliyor özelde. İşte bu Viyana'da Donauinsel'deki bedava testle alakalı. Sizin de dediğiniz gibi maalesef oradaki testlerin sonucu maalesef hızlı çıkmıyor ve bu nedenle uçağını kaçıran çok sayıda takipçilerimiz de oldu. O nedenle biz orayı fazlasıyla önermiyoruz. Hani yapılabilir fakat kişinin kendi vereceği bir karar. Bizim genelde önerdiğimiz sizin de dediğiniz gibi ücretli olan böyle laboratuvarlarda yapılan testler. Herkes hangi eyalette bulunuyorsa o eyaletin sitesine girerekten test merkezlerine ulaşabilir. Ben şimdi Viyana olarak konuşacak olursam Stadtwien'in özel bir koronavirüs sayfası mevcut. Google'a yazarlarsa Stadtwien koronavirüs diye o zaman test merkezlerine ulaşabilirler. Oralardan da PCR testlerini yapabilirler. Genellikle bir gün sürüyor çıkış tarihi sonucun. Oralarda yaparsalar garanti bir şekilde hiç sorun yaşamadan uçağa binebilirler. Sizin de dediğiniz gibi şimdi Avusturya'ya dönüşlere de geçmek istiyorum. Çünkü çok sayıda soru geliyor. Şu an yorumlarda da gördüm. Fakat son eklemem gerekirse Türkiye'ye giderken testler 6 yaş ve üstü için geçerli. Yani 6 yaştan yani 0 ile 5 yaş arası çocuklara test gerekmiyor. Bu galiba değişmedi değil mi Enes Bey? Hala aynı. Evet. 6 yaşa kadar geçerli. Onun üstü test yapıyor. Altındaki çocuklar kesinlikle test yapmıyorlar. Evet, bu test zorunluluğu da daha önce 26 Mayıs diye açıklanmıştı ve o tarih geriye çekildi. Şu an 15 Nisan'a kadar geçerli. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii uzar uzamaz o tarih yaklaşınca yine belli olur. Ama şu an için 15 Nisan'a kadar test yaparaktan ve formumuzu dolduraraktan Türkiye'ye sıkıntısız bir şekilde gidebiliyoruz. Gidişle alakalı başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben dönüşe geçmek istiyorum Enes Bey. Tabii, buyurun. Evet, şimdi dönüşlerde açıkçası fazla bir değişiklik yok. Yine online formumuzu dolduruyoruz fakat bu başka bir sayfadan oluyor. Yine bu sayfalara medyaavusturya.at'den ulaşabilirsiniz. Orada da yine aynı şekilde isminizi vesaire giriyorsunuz ve yine size telefonunuza bir çıktı geliyor ve bunu girişlerde göstermeniz gerekiyor. Yeni bir karar çıktı. Daha doğrusu düzenleme yapıldı. 11 Mart itibariyle yapıldı bu düzenleme. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Eğer ki buraya gelirken Enes Bey de dedi hani test yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ki ama test yaparsanız Türkiye'deki hızlı testlerde büyük ihtimal geçerli oluyor antijen testler. 48 saati geçmeyecek bir testle bu ama biz yine PCR testi tavsiye ediyoruz. Eğer ki yine Türkiye'de yapamazsanız buraya geldiğinizde 24 saat içerisinde bu testi yapmanız gerekiyor ve 10 günlük karantinanıza başlamanız gerekiyor. Karantinanın süresi 10 gün. Geçtiğimiz günlerde bir haber paylaşmıştık biz Viyana'da karantina 14 güne yükselti diye. O yurt dışından gelenler için geçerli değil. Bunu da belirtmiş olalım çünkü çok sayıda soru geldi o konuyla alakalı. Yani karantina zorunluluğu Türkiye'den gelişte yani yurt dışından gelişlerde 10 gün. 5. gün test yapabiliyorsunuz. Antijen testi yeterli oluyor. Negatif bir durumda karantinayı sonlandırabiliyorsunuz. Ve şöyle de bir durum var. Buraya test yaptırmak için yani testler 10 yaş ve üstü için geçerli. Bunu da belirtmiş olalım. Bu da önemli bir nokta çünkü. Evet. Evet, şu an için benim son eklemem gerekecek olursa buraya gelişlerde bu karantina
süresi yani karantina zorunluluğu 31 Mart'ta kadar geçerli. Uzar mı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle uzayacaktır. Yaza kadar devam edecektir. Şu an için ama 31 Mart'a kadar geçerli. Onu da belirtmiş olalım. Şu an bir tane bir soru gördüm az önce. Onu da cevaplayalım. Aşı olanlar PCR testi yaptırması gerekiyor mu? O konuyla alakalı bir bilginiz var mı Enes Net Bey? bir bilgi yok henüz. Yani çünkü aşının Türkiye tarafından şu anda aşı kağıdıyla gidip gidilmeyeceğine dair herhangi bir kanun ya da bir şey çıkmadığı için, bilgi çıkmadığı için insanları burada yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Fakat şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla aşısı olanlar da yine PCR testi yaptırarak gidiyorlar. Yakında bununla alakalı da çok, yani belki birkaç hafta sonra bununla alakalı da bir bilgi çıkacaktır. Çünkü hemen hemen birçok ülkede %40, %50'ye yakın aşılamalar yapılıyor. Bu ay sonuna kadar daha fazla yapılacaktır. Yani aşısı olanlar muhtemelen, bu kesin bir bilgi değil, PCR testi yapmadan gidebilecekler gibi görünüyor. Ama kesin bir bilgi değil tabii. Biz şu anda böyle düşünüyoruz. Şu an itibariyle aşı yaptıranlar da PCR testiyle beraber gitmiş oluyorlar Türkiye'ye. Evet, bir soru daha vardı. Onu da ben size sorayım. Daha doğrusu bu Türkiye'ye gidişler değil de buraya dönüşle alakalı. Yeşil pasaportu olanlar şu an Avusturya'ya Gerek yok. alınıyor mu? Hayır, Evet. alınmıyor. Hayır. Evet. Çünkü Schengen kapsamında şu anda turistik anlamda Avrupa'ya yurt dışından birçok ülkeden gelinemiyor. Bu Türkiye'ye de kapalı aynı şekilde. Bu süreç tabii pandemi bitmesine yakın sona erecek. Öyle ümit ediyoruz. Bizler de sevdiklerimizi rahat bir şekilde getirip buralarda inşallah yeniden eski günleri yaşamayı özledik. Fakat Türkiye'ye şu anda Schengen vizesi, turist vizesi kapalı durumdadır. Yani alınamıyor. Bilgileri olsun dinleyicilerin. Evet, bu soruyu da böyle cevaplamış olduk. Tekrardan bir notlarıma bakmam gerekirse şu an için çoğu soruları cevapladık. Yorum alanda da bayağı bir soru vardı. Onları da cevapladık. Yayın başında dediğim gibi bu yayını daha sonrasında tekrardan izleyebilirsiniz. Hem Facebook sayfamızdan hem Instagram sayfamızdan. Ayrıca YouTube sayfamıza da koyacağız inşallah. Son olarak Enes Bey, sizin demek istediğiniz bir şey var mı? Yaz kampanyalarında neler bekliyor takipçilerimiz? Onları da belirtsek çok süper olur. Yani kolay iptal edilebilecek tur seçenekleri çok fazla var bu yıl. Geçmiş yıllarda bu maalesef yoktu. Pandemiyle birlikte gidilecek otellerde, tabii geçmiş yıllarda full kapasite olan oteller şu anda %40 itibariyle yolcu kabul edecekler, misafir kabul edecekler. Bununla alakalı da bir yolcumuzun, bir misafirimizin, o Türkiye'ye tatil planlayan bir kişinin buraya geldiği zaman kendisinin gideceği otel veya bölgeyle alakalı detaylı bilgilendirmesini yapıyoruz. Şu an itibariyle insanlar pandemiden dolayı malum çok fazla bir planlama yapamıyorlar. Haklıdır bu konuda hepsi. Fakat önümüzdeki dönemlerde, yaz dönemine doğru sayılarda düşüşler başladı mı? Acentamıza uğradıkları takdirde 10. Viyana Kuehlenplatz 6 numaraya biz kendilerine burada gidecekleri bölgelerle alakalı daha detaylı bilgilendirmeler yapmış olacağız. Bize uğrasınlar, en azından bir selam versinler ve durum bilgilendirmesi sorsunlar. Bununla alakalı biz yardımcı olacağız. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz yavaş yavaş belli bölgelerde kısıtlamalar hafifletiliyor. Dünya genelinde aynı şekilde bölgesel olarak iyileşmeler var. Umarız ki bu genel anlamda bütün dünyada kısa zamanda gerçekleşir ve herkes özlediği eskiden olduğu gibi seyahat etmeyi, bir yerden bir yere gitmeyi, tekrar yeniden yaşamayı Allah herkese nasip eder. Bizler o çok İnşallah. özledik gerçekten ve bununla alakalı gelecek olan tatil planı yapacak olan herkese burada yardımcı oluyoruz. Çünkü mağduriyetler de geçmiş yıllarda oluştuğunu gördük. Hala devam ettiğini bildiğimiz yolcular var. Ve bizler bu anlamda şunu söylüyoruz. Yani gerçekten bu konuda bizzat birebir yüz yüze görüşerek acentalardan alın orada. Çünkü size daha doğru, daha net bilgi verilecektir. Bununla alakalı burada yaşayan bütün Türk toplumumuza selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizler 10. bölgede onlara hizmet için varız. Bugün bizi de bu canlı yayına bağladığınız için Medya Avusturya ailesine çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Gerçekten hemen anında haber yapıyorsunuz ve bizler de bu konuda sizler sayesinde çok çabuk bilgileniyoruz Avusturya'daki gündemden. Sağ olun, Çok estağfurullah. teşekkür ediyoruz ve herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Umarım bütün kısıtlamaların bittiği, pandeminin sona erdiği ve eski günlerdeki gibi çabucak her yere rahatlıkla gidebileceğimiz, eski özlediğimiz günlere kavuşacağımız bir döneme girmeyi umut ediyoruz. Bununla alakalı dua ediyoruz ve herkese 10. Viyana'dan, Rota Travel'dan selamlarımızı iletiyoruz. Evet Enes Bey, ben de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka canlı yayınlarda tekrardan sizlerle birlikte oluruz. Öylelikle yavaştan yayınımızın sonuna da geliyoruz zaten. Yine ben tekrarımı yapayım. Yayınımızı daha sonrasında Facebook, Instagram ve YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Cevaplayamadığımız sorular olmuş olabilir. Kusurumuza bakmayın. Mesaj atabilirsiniz bizlere. Rota Travel olsun, bize olsun. Kesinlikle geri dönüş yapıyoruz. Böylelikle yayının sonuna da gelelim. Başka canlı yayınlarımız olacak. Yeni gelişmeler oldukça canlı yayınlarımız olacak. Zaten dakik dakik haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evet, yavaştan yayınımızın sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.